Herkese merhaba. Bugün böyle çok pratik, lezzetli lahmacun böreği hazırlıyorum. 300 gram orta yağlı kıymam var. İçerisinde bir tane soğan, 5 tane çeri domates, çeyrek demet, maydanoz ve bir tane kapya biberi doğradım. Ekliyorum. Daha sonra bunları güzelce karıştıracağım. Robottan geçirmeyin. Doğramanızı tavsiye ederim. 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı tuz ekledim. Daha sonra içerisine şöyle dolu bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. İç harcım hazır bu kadar. Basit. Gerçekten hem çok lezzetli. Eğer böyle lahmacun, pide lezzetini seviyorsanız pratik bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurtam var. İçerisine yarım çay kaşığı tuz ekledim. Şöyle e, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı da süt. Bunları güzelce çırpıyorum ve sosum da hazır. Daha sonra 3 tane yufka kullanacağız. Yufkamın bir tanesini böyle tepsinin içerisine açtım. Benim almış olduğum yufkalar böyle çok çabuk parçalandı. O yüzden böyle güzelce tabanına ayrılan parçalarını da yerleştirdim ve sosumdan biraz gezdiriyorum. Yani sizin almış olduğunuz yufkalar daha böyle bütün sağlam çıkarsa çok daha rahat hazırlayacaksınızdır. Sosun döktükten sonra şöyle kenarlarını toparlıyorum. Birazcık daha sosundan gezdireceğim. Daha sonra yine kalan iki yufkamı da aynı şekilde böyle aralarına sostan gezdirerek üç yufkayı böyle üst üste tepsinin içerisine alıyorum. Katladığım yerleri de bakın hafif sostan yine, yine gezdiriyorum. Daha sonra ikinci yufkamı üzerine açacağım. Bakın ikinci yufkamı da serdim. Sostan gezdirdim. Son olarak üçüncü yufkamı da üzerine açıyorum. Kenarına taşan kısımları katlayıp kalan sosumun tamamını üzerine döküyorum. Hazırlamış olduğum bu kıymalı harcımı aldım. Tamamını kullanacağız. İlk olarak böyle üzerine böyle rastgele boşaltıyorum. Daha sonra elimle güzelce düzelteceğim. Yufkamın tamamının üzerine kaplayacak şekilde dağıtacağım. Bakın hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Gayet pratik. Hemen çabuk hazırlayabileceğimiz bir tarif. Piştikten sonra Hemen böyle sıcaklığıyla üzerine sofra bezi örtüyorum ve bir, bir böyle 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra bakın 5 dakika dinlendirdikten sonra üzerinden sofra bezini alıyoruz. Hemen böyle o sıcaklığıyla rulo yapıyoruz. Zaten çok rahatlıkla rulo yapılacak. Bakın gördüğünüz gibi benim yufkaların çok çabuk parçalanmasına rağmen rulo yaparken hiç zorlanmadan çok rahatlıkla hazırlayabiliyorum. Şöyle kenarlarından da toparlayıp rulo haline getiriyorum ve güzelce hazırladım hemen bu ılıklığıyla yine üzerine bir sofra bezi kapatıyorum ve bu şekilde bir 5 dakika daha dinlendiriyorum dinlendirdikten sonra Dilimleri ayıracağım. Büyüklüklerini istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer böyle keskin bir bıçağınız varsa çok daha rahat e, dilimlenecektir. Hiç dağılmadan, parçalanmadan bakın böreklerimi böyle rahatlıkla dilimleyip çıkarıyorum. Yanında böyle ayranla servis edebilirsiniz. Tamamını aynı şekilde dilimlemeye devam ediyorum. Dilimlerin büyüklüğünü siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamını dilimledim. Şöyle yakından da iç yapısını, yumuşaklığını sizinle paylaşayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın.